Merhaba. Merhaba Lena. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne güzel seni böyle görmek. Böyle. Seninle yayına başlamak çok keyifli. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ne demek? Nasılsınız? İyiyim. Çok iyiyim. Evimdeyim. Karantina günlerindeyiz. Hepimiz gibi. Evet. Ben de çıkmamaya çalışıyorum evden. Ondan sonra değişik şeyler yapmaya çalışıyorum evde. Güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu sürecin sıkıntılı birazcık ama keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Müzik dinliyorum, değişik şeyler izliyorum falan. Sen ne yapıyorsun? Senin nasıl gidiyor? Ben de bazen sürecin eğlenceli şeylerini keşfediyorum. Süper. Yani bazen ormanda gezintiye çıkıyorduk ama şimdi böyle çocuklar da bazen çıkamıyoruz. Bazen marketlere gidip böyle bazı şeyleri yapamıyorum. Ben de birazcık evde sıkılıyorum ama. Ama anneyle babayla daha çok vakit geçiriyorsun, değil mi? Evet. Süper, harika. Harika. Ben de işte böyle babam ve annem yerine ben gelmek istedim zaten. Yani kıyafetler, şeyler zaten maskeli odalarda da katıldığım için hiç utanmama Evet, yeteneğim. sen çok iyi beceriyorsun bu işleri. Bir de çok şık olmuşsun. Yani saçlar çok güzel olmuş, kıyafetin çok güzel, harika görünüyorsun. Teşekkürler. Şimdi sizin bazı şeylerinizi bakacağız tamam. Ve ben sırayı babama vereceğim. Sonra Şimdi sohbete devam edeceğiz galiba. evet. Tamam, harika, süper. Hemen yapıyorum. Tamam, bekliyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız. Yaşasın. Anılar, hatıralar. Harika. Kuğu Gölü, üçüncü perdesinin çok önemli sololarından biridir Kuğu Gölü'nün. Yanlış hatırlamıyorsam 2006 senesinde, evet. 3 sezona yakında dans etmiştik. Çok keyif aldığım bir eserdi benim. Bu eserde şeyi hatırlıyorum, bir 6 yıllık baş dansçılık deneyimim vardı. Bu eser benim rahatlamamı sağlayan bir eser oldu. Çalışmadaki partnerlerin hepsinin etkisi var bunda. Çok keyif olarak dans etmiştim. Hatta annem rolünde de burada, o dönem genel müdürümüz eski böyle sanatçılarımızdan, primalarımızdan, İstanbul'un primalarından Melis Sümen'dir. O da kraliçe karakterini oynuyordu. Onunla da böyle bir anımız vardır sahneyi paylaştığımız. Harikasınız. Anılarla başladık. İstanbul'dayım. Konservatuara 92 senesinde başladım. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda. Sonra Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimime devam ettim. 2000 senesinden beri Ankara Devlet Opera Balesi'nde hizmet vermekteyim. Bunun uzun bir süreci baş dansçı olarak. Kısa bir süre öncesinde Antalya'da görev yapmaya başladım. 1,5 sene orada hizmette bulundum. Yakın zamanda da birkaç sakatlığım oldu, talihsizliklerim oldu. Arka arkaya operasyonlar geçirdim ve bugün de Samsun Devlet Opera Balesi'nin başında idareci olarak görevime devam ediyorum. Evet, bu da çok güzel bir eserdi. Mario Bigonzetti'nin dans ettiğimiz dönemlerin en popüler koreograflarından biriydi. Hatta bu eseri de çocukluğumdan takip ettiğim Arjantinli olması lazım. Julio Boca diye bir dansçı vardı. Onun üzerine New York City Ballet'e buna yapılmış olan bir
eserlerden daha çok heyecanlandığımı anımsıyorum şu an. Bazen uykularımı kaçırıyordu ama çok keyifli bir eserdi. Hatta şu an çıkan partilerin Arzu Kıran şimdiki soyadıyla çok yardımcı olmuştu. Biraz önce izlediğimiz Kul Gölü eserinin final bölümü. Çocuk Ardı'nın en keyifli anılarından biridir. Her baştan mutlaka bir hayatında hayatını dokunmuştur mesela. Özge Başaran bu arada sahnede yıllarca aynı tozu yuttuk, aynı heyecanları yaşadık. Özlemişim seyretmeyi kendime. Harikasınız. Burada aşağıdan da yazanlar var. Kalpler. Herkes yazmış. Ben de hepinizi çok özledim. İnşallah şu günler geçsin, ziyarete geleceğim yanınıza. Elif'ciğim merhaba. Elif Aktar şu an yayına katıldı da. Benim canım partnerlerimden. Daha süpersiniz. Evet. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim, süperim, harikayım. Siz de vallahi çok iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Lena bu bizim söyleşilerimizi yan odadan annesiyle Gizem hocamla beraber izliyorlar. Şimdi bu sürecin içerisinde ara ara benim sunumlarımla ilgili beni düzeltiyor. böyle daha konuşmamalısın, şöyle durmalısın. Ben dedim ki çok mu kolay, geç kendin yap o zaman dedim. Ama yaptı. Ama yaptı. Yani. Ben yapacağım babacığım dedi. Cankat hocamla ben davet etmek istiyorum dedi. Süper. Şimdi böyle bir ön hazırlık. Sonra jimnastik öğretmeni var Lena'nın. Onu ağırlamayı şu an planlıyor. Misafir etmeyi istiyor. Şey, sizle de çok duygusal bir bağ var. Evet. Bütün yaramazlıkları sizle yaptı. Evet, ben okulun biliyorsun akademinin yaramaz çocuğuyum her zaman. Evet hocam, şey, çikolatalardı, yok dondurmalardı. O yüzden yeriniz çok farklı Lena'da. Kışın gelen dondurmalar falan bir de değil mi? Değil mi hocam? Ocak ayında dondurmayla geliyor hocam. İyi görünüyorsunuz hocam. Böyle vesile oldu, görüntülü sizi de gördük. Evet, harika oldu. Şimdi hocam bu söyleşilerimizde şöyle güzel bir duygu yaşıyoruz. Mesela sizin danslarınızı ben normalde ilk bizi tanıştıran kaynak Osman Ürper. Evet. Ben o afişteki sizin inanılmaz sıçrayışınız ve o sıçrarken de yumuşak ve rahat, konforlu bir görüntünüzle o fotoğraftan etkilendiğimi söylemiştim Osman hocamıza. Onun sergisini açmıştık bizim Galeri Akademi'de. O Arman dedi, ben sana ne söyleyeceğim bak dedi. Ne oldu hocam dedim. Ya dedi, o dedi İzmir'de, biliyor musun dedi. Cankat burada dedi. Ben de şimdi tabii şöyle sevindim sizin İzmir'de olmanıza, ama bir yandan da şöyle düşündüm. Yani bizim için İzmir'de ama ne değişebilir ki gibi düşündüm. Yani hani sizinle okulumuzda birlikte bir şeyler üretmek, proje, sanatla ilgili çalışmalar yapmak hiç mümkün olmayacak gibi düşündüm. Ya dedi, ben istersen bir ararım, konuşuruz dedi ve sağ olsun sizinle bizi tanıştırdı. Evet.
Ve biz beraber hocam güzelce çocuklarımıza emekler vererek sizlerin desteğinizle böyle bir dostluk eriştik. O yüzden bizim için çok kıymetlisiniz. Ben teşekkür ediyorum. Şu an belki bizi izliyor ya da sonra izleyecektir Osman hocamıza. Evet. Yine aslında ana kaynak Muzaffer Evci. Evet, ilk çıkış noktası Osman orası değil mi? hocamla da o tanıştırdı. Evet. Daha sonra tabii şu an işte bir önceki röportajımızı işte Selçuk hocamıza yapmıştık. Onunla da yine tanıştıran kaynak oydu. Evet. Biz çok mutluyuz. O yüzden de beraber geçirdiğimiz vakit için çok şanslıyız. Şimdi bir televizyon programındaki röportajınızı görüntüye ekledik. Orada en son Samsun'da idareci olarak kalmıştınız. Evet. Evet. Sonra İzmir serüveni başladı. Aynen öyle hocam. Şimdi çocuklarla geçirdiğiniz vakitten dolayı şu an Beyza bizi izliyor mu bilmiyorum ama bir gün hiç unutmuyorum. Çalışmanın sonunda size sarılarak ağladı. Evet. Çocuklarla hani çok güçlü bir bağ ve şey kurdunuz. Ve onlar normalde dans sporu branşında ülkemizi temsil etmek için hem partnerli hem de solo kızda performansçılardı. Yani biz Evet. aslında sizden talep ettiğimiz hani bir balerin yetiştirin, bir balet yetiştirinden daha çok yapan yani dansçılık kimliğine girmiş her bireyin bu ellerle teslim edilmesi gerekiyor, bale temelini alması gerekiyor diye Evet. sizlere teslim ediyoruz ve bu konuda da çok mutlu oluyoruz. Şimdi tabii bu süreçte çok mutlu oldular çocuklar. Sizlerle geçirdikleri o vakitten dolayı. Şimdi oğlumuz var Toprak. Hatırlıyorsunuz. Şimdi Evet. balet olmak istiyor. Bu sene konservatuvar sınavına girmek istiyor. İnşallah. İşte Kayra biliyorsunuz Barbaros hocamızın oğlu şu an okuyor. Evet. Hani Evet, çok böyle güzel. ilham kaynağı da oldunuz. Teşekkür ediyorum tekrar hocam. Susmadım. Sözü size Valla veriyorum. ya harikasın. Çok güzel şeyler söyledin. Biz biliyorsun yani ara ara hep böyle bir araya geldiğimizde, vakit bulduğumuzda böyle güzel şeyler, birbirimizle ilgili şeyler çok paylaştık. Ben çok mutluyum. Böyle bir platformda şu an bunları konuşabiliyor olduğumuz için. Çünkü hani bazı şeyleri biz birebir de bir iş aynı zamanda yaşadığımız için dostluğun yanı sıra yani bir özel şeyleri de paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Sadece karşı tarafla değil, bulunduğumuz çevreyi de paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Senin söylediklerin üzerine ben de yani başta Osman tabii Muzaffer Evci ile başlayan dolaylı yoldan ama Osman'la hani nokta atışı ile birbirimizi bulmamız çok harika bir şey oldu gerçekten. Hatta işte geçirdiğimiz isimler sen tanımaya yani o kadar yakınlardan geçişmişiz ki ama hani Evet. geç oldu, güzel oldu tanışıklığımız. Hiçbir şey için geç değil diye düşünüyorum. Çok başka bir yani işin dışında da çok güzel bir dostluk kurduk ve benim İzmir'e geldiğimde çok böyle zorlandığım ve yıprandığım bir dönemde sizler de bana yani hem iş anlamında hem aile anlamında o kadar güzel şeyler verdiniz ki yani ben çocuklarla her zaman biraz önce senin de bahsettiğin gibi çocuklarla her zaman aram iyidir. Ama profesyonel olduğum bir şeyi yapmak çok zordu. O kadar çok şey öğrendim ki ben de sizden. İşte sizin derslerinizi gözlemleyerek işte yeri geliyor kameralardan yeri geliyor göz ucuyla işte derse girip bakıp dersimin öncesinde sonrasında benim için de çok başka bir şey oldu. Çok mutluyum ben de böyle bir olgunun içinde yaşamış olmaktan. Birazcık ama öğrencileri sıktığım dönemler olmuştur çünkü çok fazla ciddiye alıyorum işlerimi. Onlar şimdi seyrediyorlar sonra da seyredecekler. Gerçekten onların sabırlarına hayranım. Yani evet ya herkes biz yetişkinler bile bazen günümüz günümüze tutmayabiliyor ama derslerime girdiklerinde o kadar canla başla çalıştılar ve bana inandılar ki bu eminim zaten yansıması sizlere esas olduğunu düşünüyorum bu yansımanın. Çünkü asli yaptıkları iş Latin danslardı ve aslında sıkıcı bir taraftan baktığın zaman yani çocuk oraya işte mesela futbol oynamaya gidiyor çocuk. Orada dans ettiriyorlar çocuğa falan böyle veya işte farklı bir branş için geliyorsun ama başka bir şeyle karşılaşıyorsun ve onu yapmak durumundasın. Bence çok önemli bir şey başardınız.
Siz Arman Esen Dans Akademi olarak bu bilinci bu bilinçli olmak çok önemli bir şey. Çünkü balenin gerçekten bütün dansların temelini oluşturuyor olması ve bunu bunun bilincinde bu işte yürüyor olmanız gerçekten çok takdir edilecek bir şey. O yüzden hem Gizem'e hem sana hem Lena'ya Lena'da çünkü oranın çok büyük bir parçası gerçekten. gerçekten sizi ayakta alkışlıyorum bu durum için. Ve bana ayrıca da çok özel hissettirdiğiniz evet. için ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Tanıştığım öğrenciler ayrı, tanıştığım veliler ayrı, sizler apayrı zaten. Çok mutluyum gerçekten sizlerle olduğum için. Çok teşekkür ederiz. Şimdi altta yazıyorlar, öğrenciler yazıyor. Bizi hiç sıkmadınız ve işte hani Zoom'dan ders verebilir misiniz bize hocam diye Doğa yazıyor. Duru bizi hiç sıkmadınız diye yazıyor. Çok güzel öğrencilerden geri dönüşler hocam. Şimdi biz hani sadece derslerle çocuklara dans duygusunu aşılamaktan daha çok hani okul olarak da bazı etkinlikler yaptık. Bunlar evet. birlikte İzmir Dans Günlerini yaptık. Ve o İzmir Dans Günlerinde sizin abi gibi hani gördüğünüz bir hocamız evet. Selçuk Sayıner'i davet etmiştik. Bugün Instagram'da doğum gününü kutladık. Evet. Buradan da yine kutlamış olalım. Selçuk bugün abi, doğum günü Selçuk hocanın. Bizi seyrediyorsan veya sana ve... seyredersen biz haber veririz ona. Evet hocam. Şimdi Selçuk hocayla da mesela o gün yine baleyi bir kesim nasıl tanımalı? Neler baleyle ulaşıyor bir bireye, dansçıya nasıl bir katkı sağlıyor? O günde aynı zamanda Ceyda öğretmenimiz de, Jenny öğretmenimiz de o gün yine emektar oldular. Hani çok güzel bir çalışma yürütmüştük. Bu sene nasip olamadı Fındık Kıran. Çünkü işte koronadan dolayı. Ama Sihirli Flüt'te desteğinizi hiç unutmuyorum. Arka kadar. Tarafta. nasıl yorgunluklar evet. çektik o Sihirli Flüt'te. Bazen perde takmasından. Benim yükseklik korkum falan. Orada beni yani, takdir ettiniz. Yani sen gerçekten o Sihirli Flüt çalışma aşamasında, çalışma derken bu sahne üzeri teknik işlerinde bir Superman tişörtün eksikti. onu da senin yerine ben giyiyordum ama ara ara biliyorsun okula giderken. evet. Şimdi tabii orada hocam aynı zamanda bizim o arkadaki görüntülerin dizaynla ilgili Şencan Bey'le de tanıştırdınız. Evet. Sizin yine sınıf arkadaşınızdı. Yani böyle dostluklar, güzellikler arka arkaya birbirini kovaladı evet. hocam. Ve güzel şeyler ben oluştu. Teşekkür Şimdi size biraz böyle hafif konunun içine tamam. girerek hocam tamam. hafif ilerliyorum. Şimdi biz biraz tabii yine sizden dinledik. Yani şu an Cankat Özel'i duyduk. Ama hani bizimle paylaşacağınız yani şu an nasıl bir sanatçı kimliği var? Hani bu bale sanatçılığı ve bunun sahnedeki yaşattığı duygu. Çünkü şu an izlediğimizde benim etkilendiğim şey hani belli bir standart var. Biz mesela kendi dans türüm için konuşayım. Yıllardır emek vermiş mesela işte Walter Layard var. Hani çok bu dans spor branşında, Latin dans spor branşında çok falan önemli herhalde, bir isim. Değil mi? Ama şu an onun Evet hocam. Yani şimdi onu izlediğimizde bazen gülüyoruz. Hani yaptığı hareketler günümüzde yapılması çok kolay gibi görünüyor ama halen daha onun gibi erişilememiş tarafları da var. Yani ortada hız, keskinlik ve dinamizmden konuşuyorsak işte birçok dansçı ama üretkenliği ve yaptığı hareketleri anlamlaştırmak ve duygu katmak olarak diyorum. Herkes de çok değer veriyor, saygı duyuyor. Evet. Rudolf Nureyev gibi dediğiniz gibi.
Şimdi ben sizi izlerken hem biraz tabii hafif bir bölümde modern de vardı galiba, değil mi hocam? Neoklasikti. O bir de öncesindeki işte Kuğu Gölü'ydü galiba. Yani iki eserde de çözünürlük izlerken aitlik çok aktif yaşayamasak da sizin yaptığınız o işte inanılmaz hareketler, zıplamalar, dönmeler, hani bir baletin sergide. Hatta bugün Lena şöyle diyor, işte sizin quadriceps için gösteriyor, üst baldır kısmı için. Ya diyor Cankat hocam bayağı orası kaslı öyle tabii, değil o kadar diyor. Kalmadı artık çocuk, ne yapsın beni o halimde şimdi... göremedi maalesef. Yok, olsun hocam. O yüzden o performans açısından şey, yani tatmin eden şeyler bir tarafa, bir de mesela işte sizin o çözünürlüğü bozuk görüntüde bile beni izlerken etkileyen duygularınız var. Yani bana ulaşan, ben size orada şu an mesela az önce özellikle Kuğu Gölü'nde sunumunun sırasında hissediyorum. Yani o duyguları nasıl bir de bizim seyirci tarafı bu da, bir de siz balet olarak dansçı tarafı. Tabii ki. Şimdi şöyle anlatayım. Ben önce birazcık biraz önceki video üzerinden, o televizyon programı üzerinden, yani biraz kendimi tanıtarak başlayayım. Kısaca şöyle bir bilgi vereyim. İlk dans yaşamıma 9 Eylül Konservatuarı'nda başladım. Sonra daha iyi bir eğitim alabilmek açısından, daha ülkenin merkezine gidebilmek açısından Ankara'ya, Hacettepe Konservatuarı'na geçiş yaptım. Biz dönem olarak gerçekten hani yaptığımız şeyi tam anlamıyla sanat olarak algıladık ve hiçbir zaman bizim için okul veya külfet gelmedi hiçbir şey yapmak. Bu işi yapabilmek için çok fazla gerçekten mesai harcamak gerekiyor. Her branşta olduğu gibi sizin branşınızda da aynı şey geçerli, bizde de. Ama bu bizim yaptığımız bu bale aynı zamanda esneklik, aynı zamanda güç, esneklik ve gücü bedene geçiriyor olmak çok zor bir şey gerçekten. Bu ikisini kullanıyor olmak. Ve bunun yanı sıra klasik, eğer bir dansçısanız çok yumuşak görünmek. Yani ayaklarınızın bana genelde seyircinin verdiği tepki veya benimle karşılaştığı zaman bana genelde söyledikleri şey, genelde hep bununla karşılaşıyordum. Gerçekten parmaklarınız yere değmiyor, ayaklarınız yere değmiyor gibi dans ediyorsunuz. Şimdi tabii her dansçının kendine göre farklı teknikleri, farklılık gösteren teknikleri, gözüne hitap eden dansçılar, tarzlar, stiller olabiliyor. Önemli olan bu farklılıkları tek bir bedende sentezleyip karşı tarafa veriyor olmak. Ben elimden geldiği kadar farklı insanların farklı özelliklerini kendime toplamaya çalıştım. Onunla birlikte kendi yorumumu sağladım. O yüzden çok farklı bir etkileşim oldu karşımdaki insanlarla. Senin de dediğin gibi, yani bir şeyi canlı seyretmek, canlı performans, orada orkestra, ışık, anlık her şey yaşanıyor. Ben hep şey derim, sahneye çıktığın zaman elinde bir silah var ve bir kurşun var. Ya o kurşunla ateş edip tam 12'den vuracaksın ya da vurulacaksın o mermi silahtan çıkmadan önce. Canlı bir performans yaptığımız için dediğim gibi tek atışlık bir kurşunumuz var. Tabii ki aksaklıklar yaşanabiliyor, bir takım şeyler yaşanabiliyor ama bu çok temsil, olması gerektiğinin üstünde provalar. Ben mesela çok iyi biliyorum, bir sezon sonu geldiğinde o sezon boyunca mesela dans etmiş olduğum bir Notre Dame'ın Kamburi eserini Perşembe ve Cuma günü, artık sezonun son iki temsilini yapacağız. Cuma, Perşembe ve Cumartesi temsilleri, Perşembe günü temsil yaptığımın ertesi günü böyle hafif bir prova geçer ve ertesi gün tekrar performansı çıkarsınız. Cuma günü 4 kere baştan sona yaptığımı bilirim. Bir gün önce performansını yaptığım işin provasının. O yüzden şimdi çocuklara da buradan ufak bir mesaj vermek istiyorum dolaylı yoldan. Onlara her zaman söylüyordum, denge çalışmalarımızda, özellikle bu seneki grubum All Ladies için özellikle söylüyorum. Her zaman fazlası, yaptığının her zaman fazlasını yapmak gerekiyor. Verdiğim egzersizleri
kesinlikle unutmasınlar. Eğer bu yaptıkları işleri yarın öbür gün profesyonel bir yere taşımak isterlerse ve hayatlarının bir parçası olarak kabul edeceklerse gerçekten çok çok çalışmaları gerekiyor. Bunun dışında biraz önce senin de bahsettiğin gibi Kul Gölü veya işte yine videoda izlediğimiz gibi Mozart 4. Senfoni. Çok değişken eserlerde dans ettim. Çok şanslıydım Ankara'ya gittiğim için. Ankara'da böyle bir kariyer yaptığım için çok şanslıyım gerçekten. Çünkü işte 2000'li yılların başlarında mezzoda seyrettiğim bir modern veya neoklasik bir eseri bir sonraki sene çalışıyor olarak bu kariyeri götürmüş olan bir dansçıyım. Ve çok şanslıyım dediğim gibi. Yurt dışında dans etmiş olmak da bana çok büyük bir gurur veriyor. Ülkemi temsilen. Yani hani bir daha dünyaya gelsem bir daha aynı mesleği yaparım diyorum. Kelebek ömrü gibi olmasına rağmen çok büyük bir burukluğunu yaşıyorum hala zaman zaman. O eski günlerimdeki gibi bir şey yapıyor olmak insanın içinden her zaman geçiyor. Bazen özel hayatımda bile bu yaşadığım sakatlıklar o kadar çok aksaklıklar yaratabiliyor ki karşıdan karşıya geçerken bile böyle bazen hızlı hareketler edemiyorum. Bir de kendi bedenini çok iyi tanıyan bir dansçıydım ben. Çok aslında dezavantajlarım vardı. Aslında çok esnek bir dansçı değildim. Ama güçlü bir dansçıydım. İşte jumplarım olsun, dönüşlerim olsun. Mesela partnerliğim hiç iyi değildi okuldayken. Operaya geçtiğim zaman öğrendim birçoğunu. Tabii bunun içinde çalıştırıcılarımızın da çok büyük bir etkisi var. Özellikle ilk Ankara'ya girdiğimde Rus hocalarımız vardı. Sergey ve Natalya. Karı-koca bir çiftti. Onlara çok şey borçluyumdur. Arkasından Armağan Davran benim hayatımda çok büyük dokunuşlar yapmıştır. Onları da büyük ihtimalle sen duymuşsundur isimlerini. Çok mesailer harcadık tabii, bu işi tabii. Gerçekten bir yere getirebilmek için. Uzun sürede aslında bu izlediğim videoları izleyene kadar yani o sürece kadar daha doğrusu aslında böyle biraz ifade anlamında tutuk bir dansçıydım. Onu da mesela bazı partnerlerin vesilesiyle aşabildim. Özellikle mesela yine Ankara'daki partnerlerimden biri Arzu Derin, Arzu Kıran bugünkü soyadıyla daha doğrusu. O mesela gerçekten bana duyguyu nasıl katacağımı, nasıl sahne üzerinde konuşmadan bir aşkı yaşayacağımı böyle inanılmaz güzel böyle detaylarla öğretmiştir. Yani profesyonel yaşantıya geçiyorsunuz aslında ama öğrenmenin hani bir söz vardır ya öğrenmenin yaşı yok diye. Zamanı da yok, yaşıyor da yok gerçekten. Her gün, her yaptığınız temsil insana o kadar çok şeyler öğretiyor ki. Yani ben sahnede düştüğüm şeyler de vardır, videolar da. Belki ilerleyen günlerde ben artık çok fazla böyle teknoloji işlerini böyle temsil sırasında. Ama hani orayı böyle temsilin arasından kesip çıkarttığın anda sanki değişen hiçbir şey yok ya. Arada öyle bir şey yaşanmamış gibi. O tabii ki işte dediğim gibi çok fazla temsil yapmak. Bir de yani dönem olarak da çok şanslı bir dansçıydım. 2007 senesinden sonra, 2008 daha doğrusu senesinden sonra Ankara'nın tek başına baş dansçılığını yaptım. Ve bu 7 sene sürdü. Çok ağır bir yük gerçekten. Hatta buraya bir not da aldım. Hazır konusu açılmışken Ankara'daki birlikte dans ettiğim partnerlerimin isimlerini saymak istiyorum. Ne kadar şanslı olduğumu buradan göreceksiniz. Karışık bir sıralama yaptım öyle hızlı hızlı. Program öncesi böyle bir notlar almıştım. Almula Özlem partnerlerimden biri. Elif Fırat biraz önce o da yayına katılmıştı. Çok fazla takip edemiyorum aşağıya ama onu böyle göz ucuyla bir görmüştüm. Arzu Kıran aynı şekilde. En fazla cefamı çeken ve ilk başrolümü birlikte dans ettiğim Sanem Ergüler. Çok çok emeği vardır üstümde. Özge Başaran, biraz önce Kul Gölü videosunda seyrettiğimiz o güzel foyeteleri dönen. Selin Sezer, aynı şekilde birlikte yine dans ettiğim partnerlerimden. Ayşem Sunal, o da dünya çapında bir dansçımız. Yıllarca Belçika'da baş dansçı olarak dans etti Antwerp'te, Flender Ballet'te. Hatta şu anda
İstanbul Devlet Opera Balesi'nin baş koreografını harika bir şekilde devam ettirmekti. Bunların dışında tabii şehir dışında dans ettiğim birçok partnerlerim oldu ama bu saydığım kişiler işte kaç kişi oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partneri Ankara'da yıllarca birbirimizi eskittik ve çok güzel anılar biriktirdik yani. Evet. Hocam şimdi tabii bu başrol olunca başrolle ilgili de aynı şekilde çalışmaların içerisinde hem rolün bir ağırlığı var. Hani ciddi bir yorgunluk yapıyor. Aynı zamanda tabii o rolü paylaştığınız o artık düetler varsa o düetlerde birlikte işte partnerlerinizle beraber geçirdiğiniz zaman var. Artık bir nevi şey oluyor. Yani biz de şimdi Latin danslarında partnerle çalışılıyor. Ve genelde partnerlik iletişimi kilitlenilen bir nokta oluyor. Mesela bu Latin danslarında bir öğretmenle birileri söyleşi yaptığında sorulan sorulardan ya da işte Latin dansçısı birisiyle bir konu üzerine konuşulduğunda hani partnerliğinizi yürütmek için nasıl bir strateji izlediğiniz gibi. Çünkü temelde ilerlemede en sıkıntılı şey Latin danslarında. Çünkü tek başına bir hissiniz. Hani evet. Mümkün değil. Yarışamıyorsunuz. Performans sergileyemiyorsunuz. Tek doğru bir beden olarak olmak gerekiyor. Çift bedende. İki cinsde. Evet, evet. Tek bir beden olmak çok zor bir şey gerçekten. O yüzden Latin danslarında mesela hep bu sorulur. Nasıl siz bunu stratejik olarak koruyabildiniz? O yüzden de şimdi siz de mesela şu an rollerde şöyle bir seçenek de öyle biliyorum. Hani yanlış biliyorsam düzeltirseniz sevinirim hocam. Hani işte şimdi Don Quixote oynayacaksın. Başrolde karşına kimi istersin falan gibi. Hani size soruyorlar değil mi? Yok, hayır. O kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Yani tercih etmek şimdi dünyada... Bir dönem çok fazla partnerli guest dansçılar vardı. Ama onlar sadece couple olarak sadece birlikte dans ediyorlar ve de gözleri kapalı dans ediyorlardı. Ama onların artık durumları birbirlerini yıllarca o kadar tanımaktan artık birazcık sanattan çıkıp şova dönmeye başlıyordu. Artık böyle tek elle döndürmeler. İşte kızı döndürürken bırakıp öbür tarafa gitmeler ama kızın tekrar hala dönmeye devam ediyor olması gibi. Ben kendi açımdan bana düşen kısmında hiçbir stratejik bir yöntem kullanmadım partnerlerimle. Her zaman duygusal bir bağ vardı karşılıklı. Bu duygusal bağ iş ve profesyonellik anlamında inanılmaz bir özveri vardı. Çok şanslıyım dediğim gibi yani bir daha hayata gelsem yine 2000 senesinde Ankara Devlet Opera Balesi'nde çalışıp bu kariyeri bu şekilde devam etmek isterdim. Çünkü çok güzel bir ortamdaydık gerçekten biz. Yani böyle kavganın, dövüşün, işte böyle işte bu Black Swan'da çok güzel işlenen bir takım konular vardır. İllaki tabii ki hırslar, çekişmeler, bir takım şeyler mutlaka oluyor ama biz çok dostça bir süreç geçirmiştik gerçekten kampanya olarak, topluluk olarak. Yani eğlencelerimizde de hep birdik. İşte işimizde de hep bir güçtük. Yani en arkadaki kişiden en öndeki kişiye kadar. Bu enerji ilişkileri de hesap ve bir strateji çizmeden işleri yolunda götürmeyi sağlıyor gerçekten. O yüzden dediğim gibi hani ben de benim gibi o süreci yaşayan insanlar da gerçekten çok şanslılardı ve çok şanslı bir süreç yaşadı. Şimdi hocam şöyle biraz interneti kurcaladım. Ekşi Sözlük'te bizim popüler Ekşi Sözlük'te sizle ilgili bazı şeyler buldum. Hoşuma gitti. Şimdi böyle sizinle paylaşmayı istiyorum. Hem diğer izleyicilerimiz de keyif alır. Çok sevinirim. Şöyle diyorlar, sahnede uçabilen baletlerden izlemesi oldukça keyifli diyorlar. Hani şimdi sizin uçabildiğinizi görmüşler. Ondan sonra yetenek damarlarındaki kanda gelmekte. Babası da kendisi gibi balet diyorlar. Evet. Evet, burada babamıza da selamlar. Evet, değerli hocamıza. Evet.
Hocam bu şikayetçi değilsiniz değil mi? Ailenin içinde böyle sanat sizi boğmadı. Yok, hiç boğmadı. Bilakis biz, hatta babam balet olmasına rağmen biz iş konusunda çok fazla bir şey konuşmayız. Yani çok profesyoneliz. Herkes kendi işlerini yapar. O yüzden açıkçası şöyle, tabii ki babamın bu sektörün içinde olmasının bana tabii ki çok fazla artıları oldu. Bunun en büyüğü çok fazla insanı tanıyor olmam. Özellikle babamın jenerasyonundaki insanları ve yani biraz daha üstü, tabii ki daha artık Türkiye'nin balesinin ilk dansçılarıyla başlayıp ve arkasından babamlar gelmesi ve onun vesilesiyle birçok dansçıyla tabii ki tanışıyor olmam benim için çok babamın bu durumdaki büyük bir artısıdır. Ama onun dışında çok ayrıyızdır aslında. Yani hiç iş konusunda çok farklı zaten alanlardayız. O ki biz seninle paylaşmıştık. Son günlerine kadar emekli olmadan, bundan bir 2,5 sene önce emekli ettik onu. Yaş haddinden 65 yaşını devirdi. Evet. Çok üzülerek bıraktı sahneleri. Çok keyif alıyordu ki son işte onun emekli olmadan son bir senesinde benden fazla temsil yaptı. Çünkü benim o dönemde baleyi tam bırakma sürecim ve işte ameliyatlarım, sakatlıklarım falan, son bir senemizde yani babam emekli olmadan benden çok temsil sayısı vardır yani. O da çok severek dans ediyordu, sahne evet. alıyordu. Evet hocam. Şöyle demişler, gitmesek de görmesek de Meti dinlediğimiz ve izlemeyi dört gözle beklediğimiz sıra dışı baletlerden demişler. İnşallah sonra gelip izlemişlerdir yani, değil mi? Evet. Lafta kalmamıştır. Şöyle, kendisini arkadaşlarıma anlatmaya çalışırken kullandığım ifade. Şu şekilde ifade ediyormuş sizi, sanatın vücut bulmuş hali. Sağ olsun. Evet. Harika. Çok güzel yorumlar. Evet hocam, ben hem okuyorum bir yandan, özet yapıyorum şöyle hızlıca. Öyle bir yüz, göz, kaş, el hareketleri var ki demişler. salonda gözümü bile kırpmadan izlediğim bir balet diye açıklamışlar. Harika, sizin için. Çok güzel. Çok keyifli bunları duyuyor olmak. Ankara'da olması çok büyük bir şans diye yazmışlar. Evet, yani dediğiniz gibi hani sizin için 2000-2008 yılları değil mi? Evet, öyle demiştiniz evet, hocam. Evet, çok özel yıllardı. O yıllar ve daha sonrasında şu an bazı okuduklarım 2013-2014'leri okuyorum. Hani şey dediğiniz gibi hani bolca şey hayran kitlenizi böyle kaleme alarak ve hatta bir kere tanışmıştım bir beyefendiyle. Hani artık belli bir hayranlık daha sonra sizinle tanışıp bir dostluğa kadar seyircilerinizde yürüyor. Değil mi hocam? Evet evet. Hatta şeyler de var. Bu geçen sene yaşadım onu. Hatta sizinle de paylaşmıştım. Buradan da anlatayım. 2000 yanlış hatırlamıyorsam 11 senesinde. Selam İzel. Selam 2010, hocam. Kenardaydım. 2010 ya da 2011 senesiydi. Zorba Balesi'ni dans ettik. Ve bana geçen sene bir Instagram'dan bir takipçim mesaj attı. Biz sizi işte yıllar önce Zorba Balesi'nde seyretmiştik. Çok beğendik. İşte isminiz de çok değişik gelmişti. Oğlumuza isminizi verdik diye. Çok mutlu olmuştum gerçekten. Bunun gibi bir olay daha yaşamıştım daha önceki tarihlerde. Çok şanslıyım yani. Hani böyle beni sahnede izleyip beğenip sonra bir evlat dünyaya getirip ismimin verilmesi kadar güzel bir şey yok. Hatta arkasından da şöyle bir şey oldu. Cankat'ın kardeşi olacak dediler. Eğer kardeşiniz varsa onun ismini verelim direkt diye. Dedim ki benim hani ismimin orijinali Cankat'tır. Bana biraz daha batılısını Cankat olarak koydular. Eğer arzu ederseniz hani kardeşim yok ama Cankat'ın kız erkeğimi Janset'tir. Janset'tir dedim. Kardeşim Arman vardı. Ama kıza olabilir aslında. Olur tabii. Neden olmasın? Armağan var değil mi kız adı?
Evet ya hocam, olur, her şey olur. Değil mi? Her şey olabilir. Sağlıklı olsun da. Evet. Çok keyifli evet. Şeyler bunlar işte. Ekşi Sözlük'te böyle şeylerin yazıyor olması. Yani yaptığın şeyin karşılığını alıyor olmak gerçekten büyük bir besin kaynağı bence. Çok mutluyum o yüzden böyle şeyler yaşadığım için. Hep kendimi evet, şanslı çok... addediyorum. Şimdi altta ben şimdi herkesten sorularını bekliyorum. Hı hı. Tabii gelen sorulardan mesela iyi ki İzmir'e geldiniz, iyi ki sizi tanıdık diye yazıyorlar öğrencileriniz. Ben de onu sizi tebrik ediyorlar bu sözler ve paylaşımlar için hocam. Şimdi gerçekten bizim şu an okulumuz adına biz çok şanslıyız. Ve öğrencilerimizin de bu şansa erişmiş olmalarından çok mutluyuz. Ben zaman tabii yaşandığı zamandan daha çok ilerlediğinde geçmişe bakınca anlamlaşıyor. Anladım. Daha tabii. Kıymetleniyor. Tabii. Siz tanırsınız Suna Hoca'yı, Suna Şenel. Ben konservatuvarda öğrenciyken notasyon derslerimize girerdi. Ben bale ile ilgili anlatmaktan keyif alırım Suna Hoca'mı. Şimdi notasyon tabii normalde artık video diye bir şey var. İşte bak oradan ve kaydını al, istediğin zaman aç izle, evet. İstersen oradan oku. Hani ne gerek var diye düşünürdü bütün herkes. Ama ben de biraz matematiğe olan bir ilgim, hani matematiğe olan bağımdan dolayı hani böyle bu tür şeyler çok hoşuma giderdi. Evet. Şimdi derste herkes ilgisiz ve koparken, şimdi ben pür dikkat hocayı dinlerdim. Hı-hı. Sonra tabii ki yazmaya başladım ben de. Yazmaya başlayınca bana böyle Arman bunu hazırla gel, Arman şunu yap gel diye ödevler vermeye başladı. Sonra bizim yıl sonunda mezun olacağız konservatuvardan. Şöyle bir şey zorunlu olundu. Herkes bir eseri yazacak dediler. Tabii bu bir kabus yani. Herkes için korkunç bir şey. Bütün sınıfınkini bana herkes sınıf arkadaşlarım Arman hani sen yazabiliyorsun diye bu sefer bütün sınıfın ben yazarak ama sonuç itibariyle onlar ödevlerini teslim edecekler. Evet. Bir hazırlık yaptılar. Performansını seviyor. Hoca birkaç hareket yapıyor. Hadi bakalım şimdi bunu yaz diyor. Bunu yazan karşılığında ödül vereceğim diyordu. Hani bunu yazabilirseniz. Hı hı. Suna Hocam. Sonra ben tabii oturuyordum, yazıyordum. Merak ediyordum nasıl bir ödül gelecek diye. Ondan sonra yazdım hocam diyordum. Geliyordu, okuyordu Suna Hoca. Aferin, doğru yapmışsın. Ödülü Arman kaptı çocuklar diyordu. Seni öpeceğim şimdi diyordu. Yani gerçekten şu an o öpücüklerin ne kadar büyük bir ödül olduğunu evet. Çok iyi anlıyorum. Evet. Yanamdan öperdi Suna Hocam ve gerçekten o yıllar sonrasında da hep Arman ara sıra gel, ara sıra bir hal hatırımı sor derdi. Hocam sormuyor muyum derdim. Hı hı. Ama tabii şöyle bir şey var. Hayatın koşturmacasından hocam. Tabii. Her daim hocalarımızın yanında olamadık. Ve o yüzden de hani hep andım ve hep emekleriyle şekillendik biz hocalarımızın. Hı hı hı. Şimdi de bu çocukları biraz kendimi düşünce yerine koydum. Evet. Hani sizlerin emeklerini görüyorum. O yüzden de onlar için de büyüleyici bir şans. Evet. İyi ki varsınız. Böyle bir şansı çocuklara yaşatabildik. Valla iyi ki böyle bu kadar güzel çocuklar var ki sizler, evet. Sizler bu ortamları bir şekilde yaratıyoruz. Gerçekten çocuklarla uğraşmak, çocuklarla emek harcamak, özellikle sanat ve benzeri işler üretiyorsak, yapıyorsak gerçekten dünyanın en keyifli şeyi bir bale yapmak, dans etmek her türlü ne olursa olsun. Ben tabii ki bir bale olduğum için bale üzerinden devam ediyorum ama Latin dans etmek, modern dans etmek, caz dans etmek, dansın her çeşidi. Yani dilin bir sürü çeşidi var ama beden dili tek. Yani her şeyi onunla anlatıyoruz gerçekten ve bu bu şekilde bir şeyleri ifade ediyor olmak gerçekten çok büyük bir özgürlük yani. Onu tabii ki çocukların şu an hepsinin bunu anlaması biraz zor bir olgu.
Biraz yaşlılar tabii ilerledikçe bunu anlayacaklar ama o kadar akıllı ve zeki çocuklar ki artık yeni jenerasyon. Yani bazen korkuyorsunuz, hani siz mi büyüksünüz, o mu büyük? Biliyorsun Beyza benim velimdi okuldayken, okula girdiğimde sürekli yaramazlıklarımda kızardı bana falan ve her yerden karşıma çıkardı. Beyza'ya da çok öpüyorum buradan. Kesin seyrediyordur o da. Kesin izliyordur, evet hocam. Arada şimdi sorular vardı ama ben bakayım. Okey. Bir tane soru gördüm ben. Bir tanesi. Sakatlanmamak için ne gibi önlemler alıyorsunuz diye bir soru var hocam size. Bale veya dans etmeseydiniz. Bale veya dans etmeseydiniz ne yapardınız bunun yerine diye soruyorlar. Babamla konservatuar yıllarında çok fazla kavga ediyorduk bu konuyla alakalı. Futbolcu olurdum herhalde. Türkiye falan. Evet, acı gerçek. çok seviyordum futbol oynamayı da. İyi de oynardım aslında. Ama şu an da ciddi bir ilginiz var değil mi hocam? Evet, çok severim. Yani fanatik Galatasaray taraftarıyım. Yakın geçmişe kadar böyle Fener maçlarında falan oturup ağlamışlığım olmuştur ama sonunda kayandık onları. Çok mutluyum. Yıllar sonra. 20 sene sonra. Futbol çok seviyorum gerçekten ama sadece futbol değil tabii ki. Yani dönem dönem açar bilardo turnuvaları seyrederim. Ya spor, fiziksel yapılan her şey gerçekten benim için çok ilgi çekici şeyler. İnşallah dans ettiğim dönemde sakatlanmamak için beklettiğim bir takım sporlar var. Hobi olarak sonrasında yapmayı istediğim. Bakalım inşallah bu sakatlıklarım el verir de hala bundan sonrasında bu kendi profesyonel eğitmenliğim dışında hobi olarak yapmak istediğim böyle fiziksel şeyler var. İnşallah onları da yapmak istiyorum ileride. Evet. Şimdi güzel sözler var. Sohbeti beğenenler var. Teşekkür ediyoruz. Selam gönderenler var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hocam sorunun bir tanesi sakat kalmamak için ne yapmalıyız gibi bir soruydu. Sakat kalmamak için çok çok iyi güçlendirme çalışmamız gerekiyor. Hocamızın sesi gitti. Can Kıtaca. Hocam sesinizi alamıyoruz ama. Biz vedayı sessiz yapıyoruz genelde. Yapmayalım bu sefer. Evet. Bizim sesimiz geliyor mu? Bizi duyuyor musunuz? Evet, ciddi bir yüklenme var Instagram'da sanırım. Sizi duymuyoruz hocam. Şöyle yapalım, siz bir çıkın. Sizi tekrar alalım hocam. Bizi duyuyor musunuz? Evet, kesin. Bizi duyuyor musunuz? Evet, Cankat Hoca. Ben şimdi bir daha davet ediyorum. Hemen daha gelecek. Bizim sesimiz geliyor mu? Evet. Esen ailesi geliyor diye. Teşekkür ederiz. Bir en son vedamızı en azından sesli yapalım değil mi? Evet, Can Kıtaca. Evet. Evet, Can Kıt hocamız geliyor. Evet. Benden kaçamazsınız. Yine buradayım. Evet. Hocam şimdi bir kişi arada bir şey sormuştu. Ben böyle sizi biraz önce beklerken onu gördüm. Baleye nasıl başladınız diye. Çok basit. Bizim jenerasyonumuz aynı yaşlardayız. Bizim dönemimizde öyle ana sınıfı, anaokulu, işte kreş öncesi sonrası bir şeyler yoktu. Benim bir bakıcım vardı İzmir'de, Hatay'da. Babam sabah işe giderken, operaya giderken beni ona bırakırdı. Akşam dönerken alırdı. Tabii çalışma saatleri çok değişken. Bakıcının olmadığı zamanlarda da tabii kimseye bırakamıyorlardı. Mecburen operaya gidiyordum. O bale derslerinde işte millet barda çalışırken dansçıların arasında böyle slalom yapıp koştum. Zaten maskot gibi.
herkes kucağından indirmezdi. Orduluyor olmak benim baleye başlama sebebim oldu. Oraya da bir cevap vermiş olalım aşağı tarafa. Aynen. Evet, teşekkür hocam, ederiz. Hocam sesinizi duyuyorken bir final konuşması. Evet, şimdi Ayvalık'tan sevgiler, Mustafa hocamız selam gönderiyor. Herkese katılan uzun uzun sürsün istiyoruz konuşmalar hocam. Bizi duyuyorsunuz değil mi? Yine gitti. Ay, sesiniz yine gitti. Evet. Son bir kez daha hocayı çıkartıp alıp vedası için. Evet, bir dakika. Diyoruz. Final konuşması. Evet, geliyor. Bu arada Lena, sen bir şeyler söyleyebilirsin. Evet. Bir şey söyleyeyim. Evet. Final konuşmasını senin yapmanı istesek olur mu? Olabilir. Bakalım. Evet. Gerçekten Tuna güzel. Hanım güzel sözler yazmış. Teşekkür ediyoruz. Cankat hocamız geliyor. Benim sözüm şöyle aslında. Ben diyeceğim ki umarım hastalıklar geçer ve buluşuruz. Umarım evet. Daha iyi. Dondurma getirir. Çikolata getirir. Öyle değil bu. Evet. Umarım daha sağlıklı oluruz. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz Lena'cığım. Şimdi Cankut hocamız hadi ne olur. Evet. Duru'lardan güzel sözler geliyor. Teşekkür ediyoruz. Cankat hocam bir daha deneyeceğim. Bir kez daha. Evet. Son kez deniyoruz. Şansımız artık. Geliyor mu? Hadi final konuşması. Hadi biz de lütfen lütfen diyelim. Güzel enerji yolluyor. Evet. Tekrar geldim galiba. Süper. Başardık. Başardık. Süper. Harika. Yani birazcık hocam, aksaklıklar oldu. Nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama Türkiye'deyiz. Herkes şu an evde. Herkes internetine yükleniyor, kullanıyor. Olabilecek aksaklıklar. Keşke böyle birazcık daha akıcı olabilseydi süper olurdu ama hiç problem değil. Ben çok özledim hepinizi. Bütün öğrencileri. Şu an tek tek isimlerini sayarsam hem uzun sürer hem böyle ufak böyle bir atlayacağım bir isim olur, bir şey olur ama Spider-Man'imi çok özledim. Orada bir tane Spider-Man'im vardı. A'dan Z'ye herkesi çok özledim gerçekten. Sevim Hanım güzel yemekleriyle, güzel sesiyle, işte Yeşim Hanım aynı şekilde, Murat Hoca, diğer hocalarımız, Cenya, Ceyda, Kerem Hoca hocamız, Deniz hocamız. Ondan sonra evet. Sizleri çok özlemişim gerçekten. Çok tebrik ediyorum. Başarılı diyorum. Arman Esen Dans Akademi çok özel bir yer benim için ve herkes için aslında. Benim için yeriniz çok çok başka. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Beni aileniz için aldığınız iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Bütün öğrencilerimi de özledim. Buradan öpüyorum hepsine. Evet. Tamam, galiba ses gitti yine. Sizi çok seviyorum.